Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar bugünkü video kaydımda sizlere kalebodurun altında, fayansın arkasında, montaj esnasında yanlışlıkla matkap ile boru delinirse bunun tamiri ne ile yapılır, nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Allah korusun böyle bir şey olduğunda sıkıntılı bir durum. Çünkü kalebodru kırmak, o tamiri yapabilmek için en azından 2-3 tane kalebodru kırmak gerekebiliyor. Böyle bir durumda karşılaştığınızda nasıl bu tamire büyük bir zayiat vermeden yapabilirim diye soranlar vardı. Arkadaşlar bunun için sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Nasıl tamir yaparız? Arkadaşlar onu tamir yapabilmek için şu şekilde bir malzeme satılıyor malzemecilerden. Ben bunu kendim yaptım ama buna benzer bir malzeme satılıyor. Tamir parçası malzemecilerden temin etmek isterseniz temin edebilirsiniz ama biz bunu kendimiz yaptık. Arkadaşlar neden yaptım ben bunu? Bakır bir çubuk buldum. Yaklaşık 10-12 santim civarında şu uç kısmına diş açtım. Diş açtım. Arkadaşlar bunu bakırdan yapmamın sebebi de ısıyı daha iyi iletişim. Onun için yaptım arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra görmüş olduğunuz sadece şurada bir diş var. Şuraya bir samun taktım. Bu kadar. Bunu daha sonra getiriyorsun. Şunu şuradan takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde taktım. Diğer tarafından azıcık bir parça çıktı. Şu da arkadaşlar lavaboların şu lavabo bataryalarının altında tezgaha bağladığımız bağlarken sıktığımız parça arkadaşlar. İçi dişli. Diğer tarafında diş yok. Zaten elinize geçtiğinde görürsünüz. Bu da tam buraya göre bir malzemeymiş arkadaşlar. Bunu da buraya takıyorum. Şu şekilde. Şuradan gönderiyorum arkadaşlar. Şuradan sıkıyorum. Şu şekilde sıktım arkadaşlar. Bakır çok hızlı ısınıyor arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Çok kolay bir şekilde ısınıyor. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz bakır ısındı. Şimdi şu da arkadaşlar malzemecilerde bulunuyor. Tamir kiti. Yani ben boruyu deldim. Onun deliğini neyle kapatacağım dediğinizde şu malzemeyi veriyorlar. Malzemecilerde var. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu boruyu göstereyim. Bu boruya delik açtığımızı düşünelim. Boruyu matkapla deldik. Bunun tamirini yapacağız. Bu duvarın içinde şu anda. Deliğin etrafını şu şekilde azıcık bir açın. Şöyle 1 TL civarında şöyle bir delik açın. Deliği görün içerisini. Gördüğünüz delik delinmiş. Şuları kapattınız. Şimdi şu tamir şeyini dur arkadaşlar tersine göstereyim. Daha iyi görebilmeniz için ters çevirdim. Arkadaşlar şu bakır borunun ucunu çok fazla sokmadan. Nereye kadar gelecek? Onu da göstereyim. Şu kadar bir yerini borunun içine sokacağız arkadaşlar. Şu delik yerden aşağıya kadar şuraya kadar falan sokmayın. Azıcık bir parçasını sokacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra şu aynı anda şu tamir kitinin bir ucunu da şu üstteki lokma gibi yere sokacağız arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereyim size. Olay bu arkadaşlar. Bunu 3-5 dakika soğumasını bekleyin. Şu anda soğusun. Daha sonra fayansın üzerinden şu dibe gelen yerden kesin arkadaşlar. Şöyle. Ben size gösterebilmek için bu kadar boruya yakın kesiyorum. Siz bunu boruya bu kadar yakın kesemeyeceksiniz. Kalebodurun üzerinden kesmek zorundasınız. Şimdi ne kadar sağlam yapıldığını şu boruya sıfırlayalım arkadaşlar şu anda yaptığımız parçayı. Nasıl bir malzeme yaptık? Neler yaptık? Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane de şuraya yapmıştım ben. Denemek için. Var mı bir problem? Kesinlikle yok. 10 numara bir durum oldu arkadaşlar. Mümkün değil. Şimdi şunu diyebilirsiniz arkadaşlar.
Ya abi sen bunu buraya taktın. Burnun içindeki akışkanlığı engellemiş olmuş olabilirsin. Dediniz. Belki böyle duyar gibi hissettim. Şimdi bunu en yakın bir yerden keselim arkadaşlar. Burnun içinde suyun akışına herhangi bir şekilde zarar vermiş miyiz? Tamir yaptığımız yer şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burnun suyun akışına hiçbir kesinlikle zarar vermedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel derecede kaynak oldu. Şu makineyle, şu parçayla burayı çok da güzel kaynattık arkadaşlar. Önemli olan bu makinenin fazla içeriye doğru sokulup mesela şuraya kadar sokmayacaksın arkadaşlar. Şöyle ucu girdi, şu mesafede girdi yeterli. Çok bekletmeden geri çekip az önce yaptığımız gibi şu tamir kitini deliğe takmak arkadaşlar. Şöyle sokup soğuyup kesmesini. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu şekilde soru soran arkadaşlarımız vardı. Malzemeciden malzeme almadan 10 santimlik bir bakır boruya ufak bir diş açtık. Arkasını samonda bataryanın alttaki montaj samonuyla sıktık. Olay tamam oldu. Umarım böyle bir arızayla karşılaşmamışsınız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnşallah geniş kitlelere ulaşırız. Çok kişinin derdine çare oluruz. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.